Vay be Kabir. Demek 15 seneyi yedin, bitirdin, çıktın ha. Sıkı temizlik yapmıştık ama İstanbul'da değil mi? Sen öldün, kurtardın dedik. Ben de sen öldükten 2 sene sonra yakalandım. Bir ara voltaya çıktım biliyorsun, haberim var. Ama devlet bu işte. Önünde sonunda yakalıyor adamı. Bilmez miyim? Yakalıyor ya da unutuyor. Kendini hatırlatınca da sen nereden çıktın diyor. İşte bu mekanizma böyle işliyor. Devlete küsmek olmaz. Bazen kızar köpürürüz, celalleniriz ama devlet bizim devletimizdir. Bize köylümüzün evladından emanettir. Kabir'in babası rahmetli Gazi Paşa'nın babasıyla aynı köyden. Biliyorum, biliyorum. Bilmez miyim? Kocacıklı koca Ekabir. Sen içerideyken çok da ziyaretine gelemedik. Kusurumuzu bağışla, affola. Kurban, 6 ayda bir geldin ya, daha ne olacak? Sağ ol, teşekkür ederim. Benim yeğenler bile senin kadar sık gelmediler. Senin yeğenler maşallah büyütmüşler işleri. Vallahi öyle olmuş. Ben içeri girerken sadece 2 tane küçücük dükkan vardı. O kadar. Başka bir şey yoktu yani. Şimdi bak, kocaman devasa bir yer yapmışlar. Benim yeğenlerin kafaları ticarete basıyor. Benim çok çalışmaz biliyorsunuz. Senin. Senin kafanın içinde 40 tilki dolaşır. 40'ının da kuyruğu birbirine değmez Kabir. Vay be Cezayir. Demek seni öldü bileceğiz ha. Ortadan kaybol dediler sana. Aynen öyle. Buradakileri onlara emanet edip gittim. Döneceğimi de hiç düşünmemiştim. Döndüm dönmesine ama bu arada orada da yeni bir hayat kurmuştum. Şimdi de buradaki aileme durumu anlatamıyorum. Onlar da haklı. Kabullenmesi kolay bir durum değil. Kalsaydın onlar da tehlikede olacaktı değil mi? Aynen öyle. Sen de biliyorsun. Belki de hepimizi öldüreceklerdi. Abime yaptıkları kalleşliğin aynını bize yapacaklardı. Kabir kurban doğru diyor. Sen baya baya çiçek mafyası olmuşsun. Şimdi siz buradan giderken ben sana bir buket çiçek yapsam bunu hangi yengeye vereceksin? İki tane versen ne oluyor? Sen eskiden bu kadar cimri değildin Kabir. Yani şimdi eskiden param yoktu da ondan öyle bol keseden atmak kolaydı. Şimdi biraz para kazanıyorum, cebime akrep girdi. Hadi size dükkanı gezdireyim. Aykut! Caner! Bak oğlum buraya. Şimdi 2 tane güzel buket yapıyorsunuz Cezayir abinize ama ikisi de birbirinin eşi olsun. Yoksa Cezayir abiniz arada kalır, ben de sizin bir yeteneğinizi göreyim bakayım. Emredersin dayı. Hadi bakalım. Vay, zeytin ha? Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil ha. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yanı ağır bastığından. Ben de var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam.
Bende sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazsam.